destekçisi olarak suçlanması doğru değil ve tabii ister istemez insan şöyle bir soru soruyor. Ben de o soruyu sorayım. Peki siz iktidardaki parti olarak terör örgütüyle doğrudan müzakere masasına oturduğunuzda ve onu izleyen zamanlarda o konudaki hataların bedeli evet. bu toplum tarafından ödenmedi mi? Aynen. Yani evet. Şeydir değil mi? Oslo görüşmeleridir. Oslo daha sonra İmralı görüşmeleri. Evet. Hepsi devam ediyor. Üstelik bazı seçimlerde seçimden öncesi terör örgütü liderinin mektupları ve mesajları okundu. Ve hem de nerede? Hem de miting alanlarında okundu. Hem de TRT'de akrabası getirip konuşturuldu. Bunları unutmadık. Buyurun. Şimdi hocam bu konuşmanın yani iler tutar yanı yok ama birkaç şey söyleyeceğim. Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının hemen ardından troll hesaplardan bir kampanya başlatıldı. Üç şey söylendi. Bir, Anayasa Mahkemesi'ne bu kişiler başvurmuş, bu kişiler hakkında hak ihlali kararı verilmiş diye. İki, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve hep daha sonra DEM milletvekili, DEM listelerinden milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bunların görüştüğü. Onların da bu ölen, bu saldırıda polis tarafından vurulan iki eylemci hakkında mecliste bir soru önergesi verdiklerini ya da basın toplantısında gündeme getirdikleri bilgisi hemen dolaşıma sokuldu. Şimdi bunlar çok kuşku verici şeyler. Ama öncelikle şunu belirtelim. Birincisi, yani üç şeyi suçlamış oldular. Bir, Anayasa Mahkemesi, iki CHP, üç DEM Parti. Şimdi bu bize bir şey hatırlatıyor. Anayasa Mahkemesi iktidarı sürekli hak ihlalleri konusunda iktidarın tutumuna karşı bir set çekiyor. Bir hukuk duvarı örmeye çalışıyor. En son Can Atalay konusunda verilen iki hak ihlali kararı var değerli seyirciler. Dolayısıyla Çağlayan Adliyesi'ne yapılan bu saldırıyla Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerdem gibi Gezi davası tutsaklarının haklarının ihlal edilmesini meşrulaştırma çabaları var bu olayda. Hakların ihlalinin meşrulaştırılması. Tabii. Haklarının ihlal edilmesinin meşrulaştırılması çabaları var. Ve bakın hedeflere. Bir, Anayasa Mahkemesi önüne gelen dosyaya bakar ve demokrasiler, hep burada ifade ettim. Demokrasiler suçluların da haklarının olduğu rejimlerdir. Tabii. Ne yapacaksınız siz? Önüne getirilen dosyada bir hak ihlali söz konusuysa Anayasa Mahkemesi onun siciline bakarak mı karar verecek? O zaman şöyle yapın. Bir insanı cezasını çektiği halde hayat boyu suçlu ilan edersiniz. Unutmayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir mitingde yaptığı konuşma nedeniyle mahkum olmuş. Eski bir hükümlüdür. Peki onu hayat boyu suçlayabilir misiniz? Aynı gerekçeyle. Girdi cezaevine, cezasını yattı ve çıktı, bitti. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle ve yardımıyla Baykal liderliğinde Siirt'te seçimler iptal edildi. Üstelik meclise getirildi. Ve kendisinin altına başbakanlık koltuğu çekildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sicilinde de böyle bir geçmiş var. İkinci suçladıkları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Ya bu adı geçen kişiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Cezaevi Komisyonu üyeleri. Herkesle görüşüyorlar. Hizbullahçıyla da görüşüyorlar. IŞİD'liyle de görüşüyorlar. PKK'lı bir mahkumla ya da tutukluyla da görüşüyorlar. DAKP'li biriyle de görüşüyorlar. Adı geçen kişiler de eski mahkumlar. Yani bunlar cezaevinden çıkmışlar. Onlarla da görüşmüşler. Onlara ilişkin bir hak ihlali görmüşler ki bir basın toplantısında ya da meclisteki bir konuşmada ifade etmişler. Şimdi buradan hareketle, şimdi bu troll hesaplardan hemen bu yayıldı hocam. Buradan hareketle Sayın Erdoğan diyor ki teröre hamilik yapıyorlar. Onların haklarını savunmak için, onların haklarını meclis kürsüsünden savunuyorlar diyor. Urfa'da yaptığı konuşma bu. Ya Cumhuriyet'in kurucu partisine böyle bir suçlamayı yöneltmek açık bir iftiradır. Yanlıştır. Bu ülkeyi gerer ve kutuplaştırır. 14-28 Mayıs seçimlerindeki oyunu, seçim taktiğini 31 Mart yerel seçimlerinde de tekrarlamaya kalkmaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında da olası bir ittifakı dinamitlemeye dönük bir tutumdur bu. Herkesi bu konuda uyarmak, dikkatli olmaya çağırmak, Sayın Erdoğan'ı da toplumu germek, kutuplaştırmak ve
bir çatışma ortamı yaratmaktan ziyade tıpkı İstanbul Valisi'nin yaptığı gibi birleştirici ve uzlaştırıcı, Türkiye'deki barış ortamını, toplumsal barış ortamını destekleyici ve güçlendirici bir tavır almaya davet etmek gerekir. Buyur hocam. Çok haklısınız. Tabii değerli izleyiciler, buradan yandaş medyanın bana niye devlet mevlet diye hiç söylemediğim, kastetmediğim filan bir konuda saldırdı.